Merhaba ballar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda makyaj yapacağım. Hem de sohbet edeceğiz. Anam, önüme ayna alacaktım, unuttum. Neyse, elimde aynayla yaparım her zaman gibi. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Çok iyiyim hatta. Spor salonuna başladım. Dün. Bugün de gideceğim. Yaklaşık 2 saat sonra orada olacağım. Şu an aslında spor salonu kıyafetim var üstümde. Normal bir askılı tişört. İçine spor bra dedikleri bu. Onları tutan şeylerden. Çünkü normal normal sütyenlerin kol kısmı çok düşüyor. Benim omuzlarım çok düşük olduğu için ve sırtım da geniş olduğu için sırtımın genişine uyacak bir şey giydiğimde omuzlarımdan düşüyor diye. Yes4.com vardı bana ürün gönderen, tanıtım isteyen, ücretsiz kargosu olan site. Onlar göndermişti. Çok memnunum. Kendime 2 tane falan daha almayı düşünüyorum. Hem de bu sefer onlar ücretsiz göndermeyecek. Ben paramı ödeyerek alacağım. Yani boşuna tanıtmadım o siteyi. Güzel bir siteydi. Kargosu da bedava. Bu sports bra dediğim, yani spor sütyeni diyeyim artık. Neyse, sütyen demek bir garibime gidiyor. Böyle bir salam. Burada alışveriş merkezine baktığımda 15 dolardı. Sitede, yani tabii farklı kumaşlar ama sonuçta fark etmez, çok çok rahat ve işimi de gördü. Sitede 3 dolar, o yüzden hemen 2 tane daha kapayım diyorum. Yıkar yıkar değişik değişik onları giyerim spora gittikçe. Neyse, yani spora başladım. Ve çok memnunum bu kararından ötürü. İyi ki başladım. Umarım uzun vadede de memnun olurum. Dün daha birinci günümdü. Bugün ikinci günüm olacak. Heyecanlıyım. Bir arkadaşımla beraber gideceğim. İpek diye bir arkadaşım var. Beraber gideceğiz. Aslında yüzümde... İşte ne yazdı ya? Neyse. Yüzümde makyajla spor salonuna gitmek biraz garip olacak ama bu videoyu ve bir iki tane daha video yapmak istiyorum. Onları aradan çıkarmam lazım. Çünkü yarın temizlik günüm. Yarın temizlik yapacağım. Bu arada muhtemelen anlamışsınızdır. Boş muhabbet videosu bu gene. Makyaj ustaları çok sevdiğiniz için. Aslında çok anlatacak bir şeyim yok. Gerçi bundan önce silinmiş videom var. O video ile ilgili o videoda söylediklerimi anlatacağım biraz. Hatırladığım kadarıyla. Onun dışında da böyle bir genel bir sohbet etmek isteğindeyim. Ne yapacaktım ben ya? Yüzüme ne sürecektim? Ya yüzüme kapatıcı sürsem mi yoksa direkt makyaja mı geçeyim? Direkt makyaja geçeyim ya. Yani fondötene. Fondöten olarak Elf'in bu kapatıcısını kullanacağım. Çünkü bu benim için kapatıcı olarak rengi koyu ve çok severek izlediğim bir YouTuber var. I Am Grape 11-19 sanırım Nikki. Onun videosunu izlerken bunu fondöten olarak kullandığını ve çok memnun olduğunu söylemişti. Dedim ya Allah'ım, yarabbim dedim. Bu kızın ben hastasıyım. O kullanıyorsa ben niye kullanmayayım? Diye deneyeceğim bakalım. Hoşuma gitmezse elimde Garnier'in BB kremi var. Bitirmeye çalışıyorum. Onu sürerim üstüne. Nasıl bunun rengi bana koyu mu? Ya bronz makyaj videosu yaptığımda işte bunun rengi sana çok koyu diyen arkadaşlar, yüzünde tüp patlamış gibi olmuş diyen biri vardı arkadaşlar. Yani tabii ki cilt koyumdan daha koyu. Çünkü benim yüzüm çok koyu değil. Vücudum yüzüme göre biraz daha koyu. Tabii ki cildimden daha koyu bir fondöten sürüp bana koyu olduğunu bile bile o fondöteni bilinçli sürdüm. Bronz makyajı uyusun diye. Yani. Her şeyin altına alt yazımı geçmek lazım acaba. Fırça olarak da bu Sedona Lace'in fırçasını kullanacağım. Bana yeni bir set gönderler. Hatta bu videodan sonra onun videosunu çekeceğim ama bu videoyu mu izlersiniz önce onu mu bilmiyorum. Harikalar. Hatta setten bir fırçayı sürekli kullanıyordum. Hatta bundan önceki videomda da kullanmıştım sanırım, o silinen makyaj üstü videosunda. Şimdi buna geçtim. Ki normalde bu bir allık fırçası ya da bronzer ya da krem allık, krem bronz fırçası olarak kullanabilecekken bazı YouTuberların bunları fondöten içinde kullandığını görmüştüm. Şimdi ben de aynısını yapıyorum ve gayet de hoş. Bu da bana koyuyor. Uf, benim yüzüm... Ah benim yüzüm. Benim yüzüm sarı arkadaşlar. Ben hep söylüyorum sarı altı tonluyum diye. Fondöten sürünüzde pembe ya da bej kalıyorsa size, siz sarısınız demektir. En azından benim için durumu bu. Ay kaybediyordum, pardon. Bir an aptallaştım dedim. Kendi kendime mi konuşuyordum? Cime başlamak nereden çıktı? Zaten ben evde kendi kendime yapıyordum biliyorsunuz, Leslie ile vesaire spor. Ama içinde bir gym'e gitme isteği vardı fakat işte zaman ayıramam falan diye düşünüyordum. Tembellik yapıyordum. Geçenlerde
Burada bir Türk arkadaşım var, İpek. Aynı ders alıyorduk bir dönem. O dedi, onunla buluştuk. İyi ki de buluşmuşuz. Çok da keyifli bir gündü. İpekciğim, izliyorsan öpüyorum seni. İzliyor bazı videolarımı sanırım. Neyse. Ya spor salonuna başlasak falan gibi bir konuşma geçti aramıza. Dedim ben hazırım, hemen başlayalım. Hemen. Dedikten sonra geçen hafta karar verdik ve bu hafta da başladık. Dün görüşmeye gittim spor salonuyla. Kafama yırtacak mı diye başka birkaç yere daha bakacaktım ama o spor salonu direkt kafama yattı. Hemen başladık. Sorun arkadaşlar olmuştu Instagram'da. Ayda 27 dolar arkadaşlar. Bence çok çok uygun bir fiyat. Yani Türkiye'deki fiyatlar da. Şimdi eminim çok pahalı bir semtte, çok lüks bir spor salonuna giderseniz pahalı olacaktır ama genel anlamda ortalama spor salonları Türkiye'de de yani bu fiyatlarda diye hatırlıyorum. O yüzden para spor salonuna gitmemek için bahane değil bence. Yani aylık 2 aylık bir fondöten azalsak spor salonu parasını ödeyebiliriz sanırım. Sadece tembellik bahane. Umut ediyorum. Ben çok çabuk sıkılan biriyim spor salonlarına. Daha önce Türkiye'deyken de başlamıştım ve bir ay sonunda bırakmıştım. Ama bu sefer 18 bin kişinin önünde olduğu için bu yaptıklarım ya da Instagram söz konusuysa 9.500 küsur kişi falan olduk sanırım. Ben bu videoyu çektiğimde en azından. Bu arada bugün 25 Haziran. 25 Haziran'da çekiyorum. Ne zaman yayınlayacağımı da her zamanki gibi bilmiyorum. Yani şu an itibariyle Instagram'da özellikle çok paylaştığım için değil, 9.500 kişinin önünde gittiğim için spora bana hem motive olur hem de bırakamam diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Yani siz beni çok motive ediyorsunuz. Yüzüm çok yağlı görünüyor. Ay sırtım da ağrıyor. Oh. Daha önceki videomda Amerika'da yaşadığım sıkıntılardan bahsetmiştim. Fakat daha sonra fark ettim ki çok genel bir video. Ama çok genel demişim. Çok böyle genel konuşulmamış bir video. Yani daha genel, mesela her gelen aynı sorunu yaşamayacak. Sanki böyle biraz benim fazla olmasını istemediğim şekilde böyle kahramanlık... Ay ne oluyor, çok mu beyazım ben? Kahraman hikayesi gibiydi o video. O yüzden şimdi biraz daha genel konuşmaya çalışacağım. Mesela yine İpek'le buluştuğumuzda onu bir başka arkadaşına daha denk geldik. Oturup böyle sohbet ediyorduk. O da Türkiye'de Türk ve burada yaşıyor yaklaşık 8-9 aydır. Onun söylediği bir şey vardı, işte kıyaslama yapıyorduk. Masada bir başka bir de Amerikalı arkadaş vardı. Doğal olarak hani böyle bir kıyaslama konuşmasına gitmiştik. İşte hangi ülkenin hangi yönünü daha çok seviyoruz falan vesaire şeklinde. Ve kızın söylediği bir şey olmuştu, dedi ki yalnızlık. Yani burada her şey çok yüzeysel, burada çok yalnızız ve bu çok doğru. Amerika'da olmanın en zor yanlarından bir tanesi aslında. Benim hem çok hissettiğim hem çok hissetmediğim bir şey bu. Hissediyorum çünkü ailemden uzağım, çok özlüyorum. Hissetmiyorum çünkü yani hayatımın aşkıyla evliyim. Ve ben buraya geldiğimde bir arkadaşımın yanına geldim. Yani sıfır, bomboş, hiç tanımadığım bir ülkeye gelmedim. Ve aynı zamanda YouTube var benim hayatımda. Yani sizler varsınız. Yani çok sık paylaşım yaptığım, geri bildiğim, aldığım insanlar var. Doğal olarak ben o yalnızlığı belki buraya kimsesi olmadan sadece okumaya gelen birine kıyasla çok daha az hissediyorum. Kızın onu söylemesi dikkatimi çekmişti ama. Yani hangi ülke olursa olsun, bu gittiğinizde orada bir akrabanız ya da arkadaşınız vesaire yoksa tabii ki en büyük zorluk yalnızlık olacak. Amerika'nın en azından gene hep söylüyorum, yani Amerika'dayken ben San Diego'dan bahsediyorum, Kaliforniya'dan bahsediyorum, başka yerlerini bilemem. Ama buranın insanları sıcak ve çok güler yüzlüler vesaire ama hep böyle bir yüzeysellik söz konusu. Yani bugün burada okulun kapısını açtığınızda karşınıza çıkan öğrenciden tutun da gittiğiniz bir kafedeki garsona kadar ya da işte gittiğiniz marketteki kasiyere kadar herkes size güler yüzlü. Herkes "Aa, merhaba, nasılsın?" diyor ama aslında nasıl olduğunuz onları ilgilendirmiyor. Yani sadece böyle söylemiş olmak gibi, söylemek gibi ya da kibarlıktan bir hal hatır sormak gibi. Uzun vadede gerçekten hani böyle çok dost olduğunuz, arkadaşlık kurduğunuz birileri olmadığı sürece hep çok yüzeysel. Mesela gene o arkadaş çok çıkara dayalı olduğunu söylemişti ilişkilerin. Ben bireysel olarak çıkara dayalı bir
şey çok görmedim ama ben zaten kimseyle çok o kadar yakında olmadım. Yani benim çevremde işte İbo olduğu için, Charlie olduğu için ekstra olarak birileriyle çok yakınlaşma ihtiyacı duymadım. O yüzden de çok bilemiyorum. Hatta uzun zamandır geldiğimden beri belki de bu anlamda yakınlaştığım tek kişi İpek. O da Türk zaten. Ve iyi ki de yakınlaştık valla. Sıkılıyordum. İyi oldu. Bana kahve balı, kahve falı bakacak, söz verdi bu arada. yani bu yalnızlık olayı zor. Sonra Türkiye'de nasıl bir kültürden geldiğinize bağlı aslında ama oradaki örfler, yani burada örf adetler Türkiye'deki gibi tabii ki değil. Bu arada bununla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Yeri gelmişken yine böyle Charlie'nin ailesiyle ilgili olan videolardan bir tanesinde bu bana zaten Charlie'nin ailesine de işte Amerikalıların kilolarına dair laf atma olayı çok fazla var arkadaşlar. Yani hani Amerikalılar evet dünyanın en şişman toplumu vesaire de hani bilinmedik bir şey değil. Yani her videonun altında aynı şeyi sürekli yazmak. Sonuçta ne olursa olsun orada bahsettiğiniz insan benim eşimin insan benim eşim ve onun ailesi. Hiçbirinizin de annesinin babasının 90-60-90 olduğunu zannetmiyorum. Yani mesela Türk'üm, benim annem de şişmandı. Benim teyzelerim de şişman. Demek ki ben Türkiye'ye dair bir video çeksem buradakiler de, şu Türkler de gayet şişmanmış diyebilir. Türkler de zayıf bir, biz de zayıf bir ırk değiliz yani. Hani ikide bir bu olaya değinilmesi beni rahatsız ediyor. Bana söylenilen şeyler beni çok rahatsız etmiyor da benim sevdiğim insanları ya da sizinle uzaktan yakının alakası olmayan, sadece ben gösterdiğim için bir şekilde gözünüzün önünde olan, olaydan zerre haberi olmayan, zerre suçu günahı olmayan insanlara ikide bir laf atılması beni rahatsız ediyor. Bunu buradan söylemek istedim. Bir de videolarımın altına gene geçen gün bir tanesi yazmıştı. Ben buradaki kutlamaları vesaire size gösterirken Amerika'nın örf ve adetleri harika, Türklerinki kötü şeklinde göstermiyorum. Sadece alternatif bir şey yani. Bakın burada da insanlar bu şekilde yapıyor şeklinde gösteriyorum. Tarafsız olarak birisi iyidir, birisi kötüdür şeklinde değil. Onun altında işte aman bunların örf ve adetleri de şöyle, hiçbirisi Türk adetlerinin yerini tutamaz falan filan. Bu sizin kişisel görüşünüz. Ben gösterirken Amerika'nınki iyi şeklinde göstermiyorum. Gene söylüyorum. Yani böyle ikide bir ona buna bok atmak, saldırabileceği her yere saldırmak durumunda bazı insanlar çok beni irite ediyor yani. Neyse. Bunu da söyledikten sonra göz kapaklarıma ben baz sürsem mi? Ay neyse, pudra sürdüm. Pudra üstünden baz olmaz. Şu elfin düşürüyordum aslında. Zımbırtısını süreceğim. Onun düşesi varmış, düştü. Tadı şimdi nereye gitti? Ben onu ayak parmaklarından almaya çalışacağım. Ha gayret bir gel. Ha gayret bilgin aldım. Ay. Hayır, bu arada spor salonunda biliyorsunuz ben geçen sene... Ay nasıl da sıcak klima açsaymışım. Neyse. Geçen sene kendimi çok sağlam bir şekilde sakatlamıştım. Daha doğrusu ben kendimi sakatlamadım. Gerizekalı antrenör beni sakatladı ilk günden. Yani ben geçen sene spor salonuna başlamaya çalışmıştım burada. Fakat yapamayıp, yani antrenörün tarafından ilk günde sakatlanıp sonradan da çok ciddi ağrılar, acılar çekip bir hafta boyunca çalışamayıp evde kalmak zorunda kalıp doktorlara gidip aylarca bel ağrısı çektim. Kullanmak zorunda olduğum ilaçlar falan oldu. Neyse, kendimi bir sakatladım yani. Dün gittiğimde de onlara anlattığım buydu. Bakın ben böyle bir tecrübe yaşadım. Oradaki antrenör beni çok zorladı ve kesinlikle böyle bir şey istemiyorum burada dedim. Zaten çok şaşırdılar. Nasıl olur, nasıl böyle bir şey yapar, asla böyle olmayacak burada falan filan dediler. O yüzden de dün ilk günümde 4 farklı kardiyo makinesi yaptım. Koşu bandı, ki yürüdüm yani, koşmadım. Hızlı bir şekilde yürüdüm. Ekliptik, bisiklet ve gene ekliptiğe benzeyen bir alet. Hepsinde 10'ar dakika. Hatta sonuncusunda böyle 6 dakika falan yaptım. Yani toplasanız 35 ile 40 dakika arası bir antrenmandı dünkü. Ve tabii ki normalde yapılması gerekenden daha az. Ama ilk günüm olduğu için kendimi zorlamak istemedim. Nitekim antrenörlerden bir tanesinin de tavsiye ettiği oydu. İlk günden kendini zorlama. Hele ki böyle bir bel problemin varsa hafiften başla. Mesela bugün hepsini, bütün aletleri 12'şer dakika yapacağım. 10 dakika yerine. Yarın gittiğimde 14'er dakika yapacağım. Bu şekilde artırmayı düşünüyorum. Gittiği yere kadar.
Tavsiyeleriniz var mı? Mesela benim sorunlu bölgem bel bölgem, göbek bölgem ve sırt bölgem. Mesela tabii ki zayıf bir insana kıyasla bacaklarım falan da kilolu, kollarım mesela şuralarım sarkık sarkık. Ama vücuduma baktığınızda zayıf olan yerim bacaklarım, şişman olan yerim de üst bölgem. O yüzden üst bölgemi tabii ki eritmeye çalışacağım daha çok. Genel anlamda bir erime olsun istiyorum ama ağırlığım üst bölgede olmalı diye düşünüyorum. Vücudum elma tipi. İnternetten baktım mesela ağırlık çalışmanın aslında kilo vermede çok faydalı olduğunu falan söyleyenler var. Kardiyo artı ağırlık yapılmalı şeklinde. Tabii ben bugün gittiğimde oradaki hocalara da soracağım. Asıl önemli olan onların ne söylediği ama bir tavsiyeniz var mı? Ne bileyim elma tipiyseniz şu şekilde kilo verdim, şu şekilde belimi incelttim, şu şekilde göbeğimi, karnımı incelttim. Tavsiye ederim şeklinde bir tavsiyeniz varsa onlara da açığım tabii ki. Hıy, öyle. Lorac paletimi kullanacağım. Lorac ikisi çıktı ama almayı düşünmüyorum Lorac 2'yi. Yani çok paletim var, ihtiyacım yok. Bir de böyle baktığımda beni çok vuran renkler olmadı açıkçası. Hani hiç elimde görmedim, internette gördüm ama çok ilgi çekici gelmedi bana. Bilmiyorum. Gider Ulta'da falan böyle birebir canlı görürsem, beni çok vurursa alır mıyım ama alacağımı zannetmiyorum. Elimde ki zaten paletleri biliyorsunuz, tek tek söylememe gerek yok ama böyle bir durum. Ya NYX! Ah NYX! Yıktı beni NYX. NYX'in daha bir önceki videoda NYX benim başımın tacı derken ne yazık ki arkadaşlar NYX artık başımın tacı değil çünkü L'Oreal tarafından satın alındı. Ve artık benim için alınabilecek markalar arasından çıktı. Çünkü NYX'i almamın sebebi hayvan testleri yapmamaları, Çin'de satılmamalarıydı. NYX muhtemelen hala hayvan testleri yapmamaya devam edecek. Ama sonuçta NYX'e verdiğimiz para L'Oreal'e gittikten sonra benim için çok anlam yok. Bu anlamda test yapmayan markalar kullanan arkadaşların farklı farklı görüşleri var. Mesela örnek vereyim işte Clinique gibi, Body Shop gibi, MAC gibi markaları kullanmaya devam eden arkadaşlar var. Hayvan testleri yapmayan ürünler kullanıyorum demelerine rağmen. Bu tamamen bir tercih meselesi. Onlar üst markaları test yapan ama kendileri test yapmayan markaları kullanmaya devam ediyor olabilirler ama ben düşünmüyorum. Sonuçta üst markasına destek vermiş oluyoruz o parayla. O yüzden benim yapmayı düşündüğüm bir şey değil ama yani herkesin kendi tercih, kendileri o şekilde devam etmek istiyorlarsa ne diyebilirim ben? Ama ben düşünmüyorum. O yüzden oh! En sevdiğim drugstore markası ya da markalarından biri olan NYX'ten vazgeçmek durumundayım. Kalbimi kırmıyor değil. Çok çok üzücü ama ne yapalım? Para yani. Hepsinin tabii ki yani sonuçta NYX'in de varoluş sebebi kazanç sağlamak. Muhteşem görünüyorum şu an bence. Ve ilk hedefleri tabii ki para kazanmak ama yani ben özellikle Instagram sayfalarında yazıyordu. Bu arada ben Instagram'larını bombardımana tuttum. Hatta benimle beraber tutan arkadaşlar da oldu. Teşekkür ediyorum hepinize. Farkındalığınız için. Ama yani Instagram'larında göğüslerini gere gere proud cruelty free işte yani hayvanlar hayvan testleri yapamaktan gurur duyuyoruz falan diyen bir markanın gidip de kendini L'Oreal'e satması biraz düşündürücü oldu tabii. Neyse başka marka bulacağız. Yapacak bir şey yok yani. NYX davayı sattı. Ne yazık ki. Çok çok severek kullandığım bir markaydı ama artık. Yani bu arada mesela örnek vereyim. Şu. Bu ürünü zamanında almış olarak hayvan testleri yapan bir markaya para vermiş oldum. Ve bunun pişmanlığını yaşıyorum. Ve bu ürünü bitirdikten sonra bir daha da asla almayacağım. Ne bunu ne başka bir Garnier ürününü. Ama NYX ise bugüne kadar vermiş olduğum destekten dolayı kendimi kötü hissetmiyorum. Çünkü ben aldığımda NYX hayvan testleri yapmıyordu ve üst firması yoktu. Doğal olarak hayvan testleri yapan bir firmaya bir şekilde dolaylı yoldan da olsa para vermiş değildim. Fakat şu saatten, o yüzden de elimdekileri zaten kullanıp bitireceğim. Fakat şu saatten sonra NYX almayacağım. Ve L'Oreal'e dolaylı olarak para kazandığımı olmayacağım. Bu makyajla da spor salonunda harika olurum ben şimdi. Alt kaval üstü şişlerine kafamda topuz, bu topuzla gideceğim. Altımda bir tane böyle capri tight spor ayakkabılar. Şu üstümde spor olacak. Yüzümde de 8 kilo makyaj.
ama video yapmak istiyordum. Ve bugün de tek fırsatım olan gün. Aslında yarın da izinliyim ve yarın da evdeyim ama yarın temizlik yapmam lazım. Yıkanması gereken çamaşırlar var. Charlie'yi isyan ettirmek istemiyorum. Göz makyajı bu kadar yeter herhalde. Bugün şey aldım bu arada. Polar markasının saatini aldım. Bu heart rate monitör. Kalp atışlarını ölçen saat monitörü, işte spor yaparken sizi ölçüyor. Ondan aldım. Kullanınız var mı? Ne düşünüyorsunuz? Spor salonuna gitme, oradaki makineler ne kadar kalori yaktığınızı falan söylüyor ama onlara ne kadar güvenilir bilemediğim için. Bir de Instagram'da herkesin konuda görüyordum. Özellikle de böyle Instagram'da takip ediyorum, işte fitness falan yazıp hashtaglerde aratıyorum. Bana çok motivasyon oluyor. Sizlere de tavsiye ederim kilo vermeye ya da işte sağlıklı yaşamaya çalışanlarınız varsa. Bu arada Essence'in Midnight in Paris isimli bu jel eyelinerını ve Real Techniques'in Fine Liner brush'ını kullanacağım. Oralarda görüyordum insanlarda ve çok hoş görünüyordu. O yüzden ben de almaya karar verdim. Sipariş ettim bugün. eBay'den 62 dolardı sanırım. Artı kaldı, yani vergisi var tabii. Güzel olacağını ümit ediyorum. Bunu gözümün içine süreceğim arkadaşlar. Bir de güzelce sürülseydik. Cosessence fırçamı deneyeyim. Bir de teknik çok yumuşak. İşte bu ya. Cosessence sert. Şu şekilde. Fırçayı kullanmayalı 1000 sene oldu bu arada. Yoksa olay fırçalarda değil de jel eyelinerde mi? Evet, hiç renk vermiyor. Az veriyor yani, görüyor musunuz? Oh shit. Mesela Cosessence'in jel eyelinerını kullanıyordum bugüne kadar. Ve çok memnunum, fakat Essence'inki çok kuru galiba. Essence. Ne yaptın sen tatlım? İlk izlenim videosunda sınıfta kaldım, seninle uğraşamayacağım. Essence'in ulta yakın olsaydı bunu mesela değiştirirdim. Hiçbir şeye yaramayan saçma sapan bir eyeliner. Kalemle devam edeceğiz mecburen. Şöyle adam gibi bir jel eyelinerim. Arayışım devam ediyor. Essence'inki hiç güzel değil. Ben fren olacağım sanırım tekrar. Of. Bu arada kullandığım kalem de Urban Decay. Urban Decay'de kendi sitesi yapmayan ama L'Oreal tarafından satın alınmış bir marka. Yani yine benim artık para verip satın alacağım bir marka değil. Bu bana Ipsy'den çıkmıştı. Ipsy mi? Birchbox Max'inden birinden çıktı. Üstünde çok güzel batırdım. Önemli değil. Oraya zaten eyeliner süreceğim. Evet. Eyelinerim nerede? Ha. Eyelinerim de Urban Decay'in 24-7 isimli eyelinerim. Aldığım bir paletle beraber çıkmıştı. Bitmek üzere. Hiç de memnun değilim. Doğal olarak almayacağım tekrar. Hızlandırılmış videolarımdan nefret ettiğiniz için onları Türk kanalıma koymama kararı aldım. Ben yaparken keyif aldım. O yüzden yapmaya devam edeceğim. Özellikle de ünlü makyajları şeklinde olanları. Ama İngilizce kanalıma koyacağım. Çünkü yani... Çok can sıkıcıydı. Aldığım tepkiler açıkçası. Aslında
İnsanlar kötü bir şey söylemeye çalışmıyor. Bana biz senin sohbetini seviyoruz, sohbetini istiyoruz diyorlar. Bu kötü bir şey değil ama öte yandan da ilk başladığımda özellikle makyaj üstü videolara bunlardan nefret etmişti insanlar. Boş boş konuşuyor sürekli, hani makyajı yapıyor. İşte makyaj üstü diye bir şey uydurmuş da falan filan diyenler vardı. O zaman onları memnun edememiştim. Şimdi de sohbet isteyen arkadaşları memnun edemiyorum. Bu arada suratımı batırdım. Çok zor yani herkesi memnun etmek. O yüzden alın size konuşmalı uzun uzun video. Bu ayın ortasında rejimle ilgili bir gelişme videosu yapacağım. Gerçi çok şey gelişmedi. Son 2 haftadır gene bir duraksama dönemindeyim. Çok kilo veremedim. Ama ayın 15'i gibi bir tane daha çekersem o zamana kadar gene bir 20 gün geçmiş oluyor. 20 günde bazı şeyler değişebilir. Hem de spor salonuna başlamış olmanın da, yani 20 günde spor salonunda çok şey değişmeyecek ama en azından biraz daha alışmış olurum. Belki o süreçte 1-2 kilo daha veririm. Ve onun videosunu çekerim. Ay korkunç kötü bir eyelinersin sen ya. Hatta bu videodan sonra direkt tenlere koyabilirim çünkü neredeyse bitti. Bu arada göz altıma da kalemim bulaştı. Harika. Bu bir aksilikler videosu. Niye bunlar beni buluyor? Yapacaktım, kaşlarımı dolduracaktım. Ah! Ah şu üçlü. İkili değil, üçlü. Nerede benim fıstık kaş kalemim? Selena Lace'in şu kaş, yani ben eyeliner kalemi aslında bu ama kalemi değil, fırçası ama ben kaş fırçası olarak kullanıyorum. Sevdalısıyım, hastasıyım ve Essence'in bu muhteşem kaş kiti. Geçenlerde Ulta'ya gittim, burada Essence sadece Ulta'da satılıyor. Bu kaş kitinden yedek alacaktım kendime fakat yoktu. Yani ya Türkiye'den alacağım, birinden isteyeceğim ya burada eBay'den, oradan buradan alacağım ama bu setten gene alacağım muhakkak. Essence de kendini satmazsa, NYX gibi. Bunları bu ayki favoriler videomda kesinlikle göreceğim ve kesinlikle koyacağım ve niye çok sevdiğimi göreceksiniz, anlatacağım orada ama şimdi de söyleyebilirim ki hastasıyım. Bildiğiniz delisiyim. Bu arada biraz sohbetsiz bir makyaj üstü sohbet oldu sanki. Çünkü kafamda çok bahsetmek istediğim bariz bir şey yoktu. Çok sık makyaj üstü çekmememin sebebi de bu. Yani şu an olduğu gibi boş muhabbet çok yapmayayım diye. İçinizde bunu da sevenler var ama genel anlamda çok bilgilendirici bir video değil bu. Hoş yani bilgi isteyen istediği konuda Google'a bakabilir. Bir YouTube videosundan bilgi beklemek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. İşte böyle. Şu son zamanlarda bana özellikle videolarımda, Instagram videolarım, bu arada Instagram'a video koymaya bayılıyorum. Videolar yapmayı çok seviyorum. Böyle günlük bir yere gittiğimizde özellikle. Instagram videolarımda çok beğenilen ve çok sıkça sorulan rimelim Jordana'nın 5 Best Lash Extreme rimeli. Güzel bir rimel, ucuz bir rimel. $5 mı? Ah! Ah! Hayatım beni yordu gerçeği.
Güzel bir rimel, ucuz bir rimel, kaşıma bulaştırdığım rimel. Türkiye'de yok. Türkiye'ye gönderimi olan Beauty Joint'te var sanırım. Orada olması gerektiği hatırlıyorum. Cherry Culture'da var. Cherry Culture'ın da Türkiye'ye gönderimi vardı diye hatırlıyorum. Oralardan bakabilirsiniz. Eminim eBay'de, Amazon'da da vardır. Limenin üstünde kirpikler var. Gözümün içine giriyor. Girmeyeydi, iyiydi. Senin neyle alabilirim ben? Ellerimle almak zorundayım. Şimdi ben bu videoyu editliyor olsaydım görmeyecektiniz bunu. Bakın, bu boş muhabbeti görmek zorunda kalmazdınız. Bu arada videolarını neyle editliyorsun diye soran arkadaşlar var. Son editlediğim 2-3 video. Onun dışında zaten video editlemiyorum da. Windows'un Movie Maker'ıyla editledim arkadaşlar. Şarkılarda orada Movie Maker'ın kendi şarkıları. Onları koymuştum. Bu arada yine konuyla alakasız ama Birchbox'ımı iptal etmeyi düşünüyorum. Çok harika şeyler göndermiyorlar bence. Ve ya yani 10 dolar hani çok bir para değil aylık ama sürekli tester, cilt bakım testeri, işte şampuan testeri vesaire çok açmayan şeyler beni. Ipsy çok daha başarılı. Ipsy'ye devam edeceğim. Ama Temmuz'da son bir şans daha vereceğim sanırım Birchbox'a ama ondan sonra iptal edeceğim. Çünkü baydı beni yani çok iç açıcı şeyler göndermiyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Edeyim mi etmeyeyim mi? Ne yapacaktım ben? Bir kat daha rimel süreceğim ama ondan önce bir şey yapacaktım sanki. Highlighter sürmedim ben. Gerçi aldığım çok ışıl... Ay aldığıma aşığım bu arada. Gösterdim ya ben size Milani. Milani markası hem test yapmayan bir marka. Aa, Made in Italy'miş. İtalya'da yapılmış bu arada. Tırnağımın arasına da rimel girdi. Muhteşem. Tırnaklarım hiç oje yok bu arada. Biraz dinlendiriyorum onları. Neyse, Milani'nin Dolce Pin isimli 01 numaralı boğalı yine Beauty Joint'te ve Cherry Culture'da bulunabilir. Dostlar. Yani delisiyim. Milani'nin boğalıklarından biraz daha alabilirim birkaç tane daha. Allah ihtiyacım yok ama harikalar. Harikalar. Cidden çok başarılı, çok güzel. Onları kullandığınız zaman ışıltılı oldukları için üstüne ekstra highlighter sürmeye de bence gerek kalmıyor. Gayet elmayım şu an gördüğünüz üzere. Ama çok başarılı cidden. Bu rimelin ya rimelim yapıyor bunu ya da kurumaya başlayan eyelinerim sürekli dökülmeler oluyor. Siyah siyah bir şeyler dökülüyor. Onları silmeye çalıştığımda da oraya buraya bulaşıyorlar. Siyah böyle bir çizgi oluyor. Bundan rahatsızım. Neyse ki kurtardık. Highlighter süreyim kaş altıma. Neyle süreceğim? Bütün küçük fırçalarım da şeyli. Bu temiz değil ki. Elimin üstüne temizleyeyim. Elimin üstünde fırçamı temizledikten sonra kaş altıma mat mı sürsem aydınlık mı? Hadi mat süreyim. Göz altlarıma döküle. Real Techniques'in fırçalarını oldukça başarılı buluyorum. Şu sıralar Seven Lace'i de oldukça başarılı buluyorum. Ki benim fırça konusunda çok açık görüşlü olmadığımı biliyorsunuz aslında. Ben yıllardır aynı fırçaları kullanıyorum ama Real Techniques'i kendim aldım ve memnunum. Seven Lace'i de onlar gönderdiler. Gayet memnunum. Cidden başarılı fırçalar. Madem çok başarılı fırçalar, göz içimi de aydınlatayım.
Ah bu palet. Ah, bu palet bir harika. Lorac Pro. Evet. Ve ruj olarak da sanırım son sürmem gereken şey ruj. Evet. Ruj sürmeyeceğim. Gloss süreceğim. Milani'nin gene. Ya bunun numarası çıktı ama zaten bu rujlar ne yazık ki artık piyasada yok, bu glosslar. Ben aldım. O aldıktan sonra bir daha hiç görmedim bunları. Aldığım yerde. Bilseydim bir tane daha alırdım. Çünkü hayatımda kullandığım en güzel glosslardan bir tanesi bu. Numarasını inan yok üstünde, hatırlamıyorum. Çok opaklar. Yumuşacık. Ruj gibi kapatıcı yani dudakta. Ah hastasıyım. Delisiyim, hastasıyım. Evet arkadaşlar, bu biraz sohbetsiz makyaj üstü sohbetinden sonra bitti makyaj. Şimdi bu makyajla size birkaç video çekeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Beraber sohbet ettik. Ben sohbet ettim, makyajımı yaptım. Zaman geçti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir bu video. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bal yanakları unuttum. Instagram'dan falan filan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da seni aradım, bulamadım diyen arkadaşlar var. Ne isimle arattınız? Önce merak ediyorum. Acaba benim Instagram adım ne olabilir? Bilgen Tolis olabilir mi? Arkadaşlar Bilgen Tolis diye arattığınızda orada olacağım. Söz. Bilgen Tolis diye bulabilirsiniz beni Instagram'da. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın ballar.